Hayırlısıyla vardık Allah'a şükür. Sizden Allah razı olsun yardımınız için. İnşallah tekrar görüşmek üzere. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Varanlara da geçmiş olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Görüşürüz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hayırlı yolculuklar. Saat şu an 1.48. Hırvatistan gümrüğünden çıktık. Sırbistan gümrüğüne girmek üzereyiz. Gördüğünüz gibi yoğunluk fazla Türkiye'ye gidiş istikametinde ve çok ağır ilerliyor. Şu şekilde göstereyim. Bayağı bir yoğunluk var ve biraz herhalde hassas tutuyorlar bu çıkışları. Karşı tarafı da gösteriyorum. Karşı tarafı zaten söylemek mümkün değil. Felaket bir kalabalıklık var. Az önce korna çalarak bir tepki gösterdi Türkiye'den gelen gurbetçi vatandaşlarımız. An itibariyle durum bundan ibaret. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Herkese iyi yolculuklar. Sarayış Linz'i geçtik. Macar'a doğru yol alıyoruz. İnşallah kapılar boştur. Az önce 3 saat uykuyla yola çıktık. Hayırlısıyla herkese hayırlı yolculuklar. Dar girişi. Fazla yoğun yok. Geri dönenler. Evet, bizim yolu arkadaşları Avrupa Birliği. Yolları görüyorsunuz. Bitte einen Kilometer der Straße folgen. Merhaba arkadaşlar. Biz şu an Macaristan'dan çıkıyoruz. Sırbistan'a gireceğiz. Saat 12 öğlen. Önümüzde 10 araba var ama ilerleme var. Yani sorun yok. Herkese hayırlı yolculuklar. Gördüğünüz üzere Sırbistan çıkış kapısı şu an itibariyle bu şekilde. Biraz yoğunluk var. Herhalde çok fazla uzun sürmez. Bakalım ileride ne olacak Bulgar geçti. Şu anda Bulgar tarafına girmek üzereyiz. Durum bundan ibaret. Türkiye yolcuları aman ne olur Bulgaristan'dan sonra gümrük kapısından çıktıktan sonra yol yapımı var. Gece buradan geçecek olanlar için lütfen lütfen ne olur dikkatli geçin. Karşı taraf gördüğünüz gibi inanılmaz, yani tek şerite düşürmüşler. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten inanılmaz bir kuyruk var. Türkiye istikametine gidecek olan arkadaşlar da
lütfen süretini düşürerekten çok dikkatli bir şekilde geçsin. Özellikle de gece sürücüleri için dikkatli olmaları önemli. İyi yolculuklar. Bulgaristan'da köyün içine veriyor yolu. Gördüğünüz gibi köy içinden geçmek zorundayız. Tabii bu yol tek şerit değil. Türkiye'den gelenler için de kullanılan bir yol. Gördüğünüz gibi kamyonlar ve Türkiye'den gelen gurbetçiler de aynı yolu kullanmak zorunda. O yüzden gerçekten dikkatli olun. Gerçekten yol çok çok kötü. Küçük bir köy, küçük bir köyün içinden çift taraflı, gelişli gidişli yöne mecbur kılmışlar. Saat 15.10, Macar çıkışı, Sırp girişine, gümrüğe girdik. Zannedersem yarım saat, bir saat kadar herhalde sürecek burası. Herkese hayırlı yolculuklar.